Devam ediyoruz. Cin tarafından olan nakiller hakkındaki diğer ayrıntılar Akamül Mercan fi Ahkamil Can ismindeki kitapta bulunmaktadır. Bu kitap 1326 Hicri senesinde Mısır'da basılmıştır. Artık zamanımızda doğuda ve batıda revaçta olan ruh çağrılması usulündeki bozukluk buna göre tespit edilebilir. Bununla meşgul olanlar berzaha geçmiş olan zatların ruhlarıyla buluştuklarını zannederler. Bir zamanlar çok modaydı Türkiye'mizde de ve halen belki yapanlar vardır. Ruh çağırma seansları düzenleyip güya ölmüş geçmişteki insanların ruhlarını çağırıp onlardan bir takım bilgi aldıklarını iddia ediyorlar. Burada çağrıldıkları zaman gelen, onlarla irtibata geçenler tamamen cinlerdir, yani şeytanlardır. Ha, onların çok hızlı hareket etmelerinden dolayı ve ömürlerinin uzun olmasından dolayı, bu kitapta cinlerle alakalı mevzuları anlatan kitapta bahsedildiğine göre 100, 200, 300, 500 seneye kadar ömürleri olan cinler var. Bu durumda geçmişle alakalı birkaç yüz sene öncesindeki olaylarla alakalı bilgi sahibi olmalarından, işte ruh çağırması seansı düzenlediğinde falancanın ruhuyum, bundan 100 sene önce ölmüş bir insanın ruhuyum diyerek gelip o insanla alakalı doğru bilgileri vermesi de buradan kaynaklanıyor. Bu bilgilere de vakıf olabiliyor. Bir takım doğru bilgiler verince o insanları inandırıyor. Aa bak, gerçekten işte falancanın ruhuyla irtibata geçtik. Soralım, şöyle bilgi alalım, böyle bilgi alalım. Ölmüş olan bir insanın, berzaha göçmüş olan bir insanın ruhaniyetiyle bu tarz uğraşlarla irtibata geçmek asla ve kata mümkün değildir. Evet, berzahtaki insanın ruhaniyetiyle irtibata geçtiler ama ruh, kişi ruhunu saflaştırması gerekiyor. Belli bir riyazat gerekiyor. Ruhunun saflaşmasıyla, yani nefis mertebelerinden üst mertebelere ulaşmasıyla kişinin ruhaniyet itibariyle ölmüş bir insanın ruhaniyetiyle irtibata geçebilir bu manada. Ama bu ruh çağırmaları tamamen bununla alakası olmayan bir şey. Ve bunların bazı haberlerinin doğru olduğunu görerek bu hususta kalplerinde eminlik oluştururlar. Bu doğru değildir. Gerçi berzaktaki ruhlar ile buluşmak mümkündür. Fakat bu buluşma nefsani sıfatlardan kurtulup berzah hayatı ile münasebet oluşturan seyr-i sülük ehline mahsustur. Evet, bahsettiğimiz konu. Suri ve manevi taharetten uzak olanlara yaklaşanlar bahsettiğimiz aldatıcı ruhlar ve şeytanlardır. Evet, bir insanda suri ve manevi taharet yoksa, yani bir takım nefis terbiyesi tezkiyesi yapmamışsa, belli zikrullahla meşgul olup da belli bir mertebeye yükselmemişse, bu insanların öyle ölmüş ruhaniyetlerle irtibata geçmesi mümkün değil. Böyle bir şey yok. Bu tarzda irtibata geçtiği kişiler, işte gerek uyanık haldeyken, gerekse rüya halindeyken kendini evliya tanıtan veya işte bu takım şeyler irtibata geçenler tamamen aslında cinler ve şeytanlarla irtibata geçmiş oluyorlar. Fakat bunun farkında değiller, aldanıyorlar. Amaçları Ademoğulları ile alay etmek ve onları yollarından saptırmaktır. Cenab-ı Hak'tan sığınma isteriz.